Herkesin bir kahramanı olur çocukluğunda. Benim kahramanım Elmas Nerem'di. Sert bakışlı, otoriter ama bir o kadar da yufka yürekli bir kadındı Nerem. Ama yalnızdı. Çoğu zaman odasına çekilir, derinlerde kaybolurdu. Nenemin her zaman bir yanı hüzünlüydü. Yarım kalmış bir tarafı vardı. Uzun uzun dalar, iç çeker. Ara sıra içten içe ağlardı. Elimde Türk bayraklarıyla, bayramın coşkusuyla koşarken yüzüme çarpan rüzgara karşı direniyordum. Evet, evet, direnmek. Nene, Elmas'le. Rüzgarla savaşırken o günlerde adını koyamadığım duygu sanırım hürriyetti. Eve girdiğimde Elmas Nerem'in kucağında bir bohça içinde daha önce hiç görmediğim siyah kıyafetler vardı. Beni yanına çağırdı ve babası Mustafa dedem ve arkadaşlarının destansı hikayesini anlatmaya başladı. Her Giresunlu uşak bilir, kara zıpkanın kefeni olduğunu. Bilir de gülümser ölüme. Çünkü ölüm değil, şehadettir yürüdüğü yol. Vatanı için bir can nedir ki? Bin can olsa yine fedadır. Başlığı, yeleği, aba zıpkası kapkaradır. Kara zıpka gözdağıdır, zalimin korkusudur. Tarihin tozlu sayfalarında çoğu kez kaybolan binlerce isimsiz kahramanın hikayesi bu. Giresunlu uşakların namı diğer kara zıpkalılar. Yavrularını, sevdalarını, topraklarını vatan uğruna bırakıp bir daha geri dönemeyen Mustafa'ların, Hüseyin Avni'lerin, Osman'ların, Yakup'ların ve daha binlerce mezarsız kahramanların hikayesidir aslında. Elmas'ım, canım kızım, mühim bir görev beni bekler. Nasıl gidersin? Beni bekleme, kim götürecek? Anan burada, deden var. Ama senin götürmeni istiyorum ben. Elmas'ına bıraktığı miras, sadece bir saatin tik tak sesi ve vatan sevgisiydi. Fındığım, bu saat artık senin. Ben ne kadar uzakta olursam olayım, her vakit yanındayım. Veda vaktidir. Arkasına dönüp bakmadan gitme vaktidir. Yıllarca süren uzun savaşlardan yorgun ve yoksul düşmüş, ana yurdu baştan başa işgal edilmiş Anadolu halkının kolu kanadı iyice kırılmıştır. Şimdi son bir hamle ile maddi manevi tüm varlığını vermeye hazırdır.
ulan, bir bitmediniz be. Soysuzlar. Ben şimdi sana gösteririm. Ulan Yiğitoğlu kaçma. Gazi Mustafa Kemal'in tekalifi milliye emirleriyle tüm Anadolu halkı elinde avucunda ne varsa bir an bile düşünmeden orduya verir. Lan ne oldu? Yine Emine'nin babası mı kovaladı seni? Tövbe tövbe. Ulan Yakup, ulan Yakup. Mustafa'm, ha bu uşaklara bir şey de daha. İşleri güçlüyor, benle uğraşıyorlar. Uşaklar, vakit gitme vakti. Paşamız Alagöz konağına gelmiş. Osman Ağa bizi bekler. Baba! Yansa da ağlamaz şehit anası. Ananın yaktığı asker gınası. Kıyamete kadar silinmez illi. Ordunun derlenip toparlanması için Sakarya Armağı'nın doğusuna çekilme emrimi... Gel. Derhal tüm sorumlu komutanlara iletin. İmalat-ı Harbiye Ankara'ya taşınsın. Paşam, Mangal Dağı düşmüş. Kenan Bey, Selahattin Paşa'nın bilgisi dahilinde 5. tümeni geri çekmiş. Ne demek geri çekilmek Salih? Sorumlu komutanların görevinden alındığı talimatımı derhal bütün orduya iletin. 5. tümenin yerine yeni birlik sevk edilsin. Paşam, bölgeye en yakın birlik 4-5 gün uzaklıkta. Öyleyse Giresunlu uşaklar gitsin. Paşam, Giresunlu uşakların doğru düzgün silahları bile yok. Bizim Giresunlu uşaklar süngülerini, kamalarını taksınlar, Mangal Dağı'nı ölümüne savunsunlar. Giresun ve çevre köylerden zıpkalarını giyip yarım bıçakları, kamaları ile yola düşerler. 42. Gönüllü Alay'da tıpkı 47. Alay gibi korkusuz, vatansever Giresunlu uşaklardan oluşur. Sayıları 1500 civarıdır. Ama on binler, yüz binler gibi yürürler. Mangal Dağı ve çevresi öylesine önemli bir mevkidir ki düşerse Ankara düşer. Düşerse vatan düşer. İşte bu bilinçle ölüme yürür kara zıpkalı Giresunlu uşaklar. Lan ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Sıfata bak. Ula eğlenecek zamanmış. Gavur kapıyı çalmış, içeri girmiş. Ula hoş geldiniz, oturun bir soluklanın mı diyecek. Ha bunların gırtlağını nasıl sıkacağımı düşünün. Ha dediğin lafa bak, biz gavura fındık atmaya mı gideyim? Ula bırakın didişmeyi. Gücünüzü de nefesinizi de şahadete bırakın. Paşamız ne demiş? Oraya Giresunlu uşakları yollayın. Bir bildiği var ki. Bizi yollayın. Koşar adım ölüme giden gönüllülerin başındaki binbaşı Hüseyin Avni Alparslan tarihe geçen konuşmasıyla vatan ve millet sevgisini bir kez daha aykırır. Aslanlarım, bu savaş fetih savaşı değil. Bu savaş vatan savaşıdır. Komutanlarımız izin vermedikçe öleceğiz ama asla geri çekilmeyeceğiz. Evlatlarımıza para, pul, mal, mülk değil. Vatan için, milleti için,
şehit ya da gazi olmuş namuslu bir askerin çocuğu olma şerefini bırakacağız. Allah yardımcımız olsun. Tamam. "42. Gönüllü Alay, Mangal Dağı'na yaklaştığında Yunan birlikleri tarafından park edilir. Komutana, daha önce hiç görmedikleri değişik üniformalı bir grubun kendilerine doğru yaklaştığı bilgisi verilir. Yunan komutan dürbünle baktığında gelen bu grubun özel Türk birliği olduğunu düşünür. Paniğe kapılır, korkuyla saldırı emri verir. Belki de haklıdır. Çünkü kara zıpka giymiş Giresunlu uşaklar gerçekten de özel bir birliktir. İşte o günün gecesi gerçek bir kahramanlık hikayesidir. Hatıratlarda anlatıldığı üzere Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan bir elinde sopası, bir elinde beylik silahı ile sipere girmeden kurşunların, bombaların üstüne giden bir komutandır. Tek bir gönüllü alay, tam donanımlı Yunan ordusunun üstüne amansızca ve korkusuzca koşacaktır. Amansız savaş başlar. Komutanım, komutanım, benim komutanım. Beni boş verin. Mangal Dağı düşerse Yunan Ankara'ya varır. 47. alay gelmek üzere. Topal Osman gelene kadar geçmelerine izin vermeyin. Dayanın, düşmanı geçirmeyin. Dayanın aslanları, geçmelerine izin vermeyin. Allahu Ekber. Seme Allahülmen Hamide. Allahu Ekber. Elmas nenem, belki de benim hayatımın dönüm noktasını o gün belirledi. Babası Mustafa'nın giderken verdiği saati bana verdiğinde ellerimin terlediğini anımsıyorum. Hatice'm, canım karım, helalim, benim iki sevdam var. Biri sensin, diğeri vatan. İkinizden de vazgeçmem mümkün değil. Hanginiz müşküle düşse ona koşarım. Bu sefer vatan müşkül durumda helalim.
Vatan müşküle düşmüşse tüm analar, babalar, evlatlar müşküle. Sakın beyse kapılma Hatice. Biz Giresun muşaklarız. Bir ölür bin diriliriz. Biz peygamber ocağının neferleriyiz. Bizi ölüm korkutur mu? Biz şehadete yürürüz. Bundan daha büyük müşte olur mu? Ölürsem şehit eşi olursun Hatice. İftar et. Hatice'm, elmasın önce Allah'a, sonra sana emanet. Söyle kızıma, onun o gül yüzü hep gözümün önünde. Kokusu içime sinmiş. Zora ne zaman düşsem elmasımı düşünürüm. Ona bıraktığım baba yadigarı sardı her baktığında beni hatırlasın. Sakın üzülmesin. Üzülmeyin. Yanaklarından koklaya koklaya öp yavrum. Allah'a emanet olun. Uşaklar, komutanı duydunuz. Bu gece Mangal Dağı geri alınacak. Ben bir tertip düşündüm. Ulan Mustafa, ne tertibi? Kaç kişi bu iç soylar? Salın beni, çakıyla hepsini kesip geleyim. Ulan 30 bin gavra nasıl kesiyorsun sen? Ulan gavrayı bırakın da adam anlatsın. Mustafa, tertip nedir? Uşaklar, hep bir topu 84 kişi kaldık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Tahsin, Yakup, Yusuf, her birimiz 20 uşağın başına geçecek. Silah kullanmayacaksınız. Sessizce kamalarla aralarına sızacağız. Bu soysuzlar daha ne olduğunu anlamadan Yusuf'un işaretiyle farklı farklı yerlerden harekete geçeceğiz. Gavur Şaşkın'a döndüğünde müdafalarını yarabilirsek Allah'ın izniyle karargahlarını başlarına geçireceğiz. Ulan Mustafa, işaret nedir? İşareti anlayacaksınız. La Yusuf, işaret neymiş? Ulan anlarsınız dedi ya. Tahsin, bu el bombası sende kalacak, diğeri bende. Bizim uşaklar gavurlar gebertirken ikimizden biri de cephaneliği patlatacak. Uşaklar, Allah kazamızı mübarek etsin. Amin. Ya Allah, bismillah. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın
hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma, yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İkinci gönüllü alay son neferinin son nefesine kadar savaşıp Mangal Dağı'nı aldığında Topal Osman komutasındaki 47. alay yetişerek savaşın seyrini değiştirdi. Şad olsun yiğidim. Senin gibi vatansever evlatlar sayesinde bu topraklarda bu bayrak hiç yere düşmez. Merak etme. Hürriyet yakındır. Onlar isimsiz kahramanlar. Onlar tarihe iz bırakanlar. 42. ve 47. gönüllü alaylarda şehit düşen Giresunlu uşakların ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.